2000 yılında dijital bir kamera aldık. 7 tane 8 7 ya da 8 kişiydik. Sinema okulu mezunu arkadaşlarla beraber bir şirket kurma durumumuz olmuştu ve ortaklaşa da bir dijital kamera aldık. Herkesin hayali vardı. Herkes bir şey çekmek istiyordu ama hiç kimse bir şey çekmedi. Yani bu bizim kendi şeyimiz de olabilir. Hani suçumuz demeyeyim de isteğimiz dışında gelişen bir şey de olabilir. O zaman film çekecek bir yönetmen vardı. Biz kamerayı ona gönderdik. O film çekti o kamerayla. O grubun içerisindeki arkadaşlarla biz bir şey üretemedik. O filmi çeken insan da Ahmet Uluçay'dı. Karpuz kabuğundan gemiler yapmaktı. Yani kasetli kamera olması ya da filmin kameranın şu markada olması, bu markada olması bence hiçbir önemi yok. Bazen kameranın ve diğer malzemelerin göz önünde olması insanlar için dezavantaj oluyor. Bir şey üretmek anlamında. Siz bir şey üretmek istiyorsanız kameranın markası hiç önemli değil. Sinemaya gittiğiniz zaman bu kamerayla çekilmiş mi, bu markayla mı çekilmiş, şunla mı çekilmiş diye sormuyorsunuz. Film sizi içinize alıyor mu, almıyor mu? Onun duygusuna bakıyorsunuz. Yani şu an konuştuğumuz projeler içerisinde iPhone'la film çekmek üzerine konuşuyoruz. iPhone'la bir şey yapabilir miyiz? iPhone'la kısa film çekebilir miyiz? Sinema filmi çekebilir miyiz? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yani büyük markalı kameralara ulaşamıyoruz. Önemli olan fikrinizin olması. Eğer bir fikriniz varsa kameranın hiçbir önemi yok.